Atatürk hakkında o İslamiyet'in dışında olduğunu söylemiş. Belge diyor var İngiliz'in. O kendisi yazmış yazısında. Orada yazısı var. Nerede yazısı yazmışlar. Facebook'ta yazmış herhalde. Onu okursanız orada daha güzel anlarsınız. Şimdi ben bu kişiye sesleniyorum. Bu kişiye sesleniyorum. Son kez zaten söyleyeceğim artık daha böyle şeyleri. Bir daha böyle asla bu gibi şeyleri burada konuşmayacağız. Yine sitemiz yoluna devam edecek ayetler işi altında. Atatürk kafirse, Atatürk kafirse, sen neyin peşindesin? Bak şimdi sana ayetle söyleyeceğim. Allah-u Teala gayrimüslimlere onlar yalancı kafirlerdir diyor. Bunu kim söylediyse beni dinliyordur muhakkak. Ne demiş Allah-u Teala ayeti kerimesinde? Gayrimüslimlere onlar yalancı kafirlerdir. O yalancı kafirin Atatürk böyle söyledi diye o kişinin söylediğini sen Atatürk'e yamarsan, Atatürk'e yamarsan, Allah-u Teala'yı da yalancı çıkartmış olmaz mısın? Yalancı kafirin yalanını Allah-u Teala onlara yalancı demekle sen bu yalancı doğru söyledi diye Allah'ı suçlamış olmaz mısın? Peki ya Atatürk Müslüman olarak gitmişse seni Allah'a kim davet edecek? Kim şikayet edecek? Şimdi Atatürk'ün kafir veya Müslüman oluşu beni ilgilendirmiyor. Beni nesi ilgilendiriyor biliyor musun? Nesi ilgilendiriyor? Şimdi sana bir misal vereceğim. Bir çölde gidiyorsun. Yalnızsın. Bataklığa battın. Bataklığı biliyorsun kendini içeri çekiyor böyle. Kurtulmanın imkanı yok. Ve ağzına kadar girdin. Burnundan nefes alıyorsun. Burnunda kapanmak üzere artık diyorsun ki kimse de yok. Ben burada bittim. Gidiyorum. Artık dünyadan ümidini kestin. Tam o sırada oradan birisi geçiyor. Bakıyor ki birisi elleri dışarıda. Kafa içeride. Hemen kemen takıyor. Seni oradan çekip alıyor, kurtarıyor. Bu kurtaran adam putperest. Sen de Müslümansın. Bu adamı arkandan vurur musun? Bu adamı arkasından hançerler misin? Sende o vicdan var mı? Öyleyse Kazım Karabekir hakkında onu da İslam'ın dışına itersen, Çanakkale'de canıyla savaşan, askerlere komuta eden, Türkiye'yi ayaklandıran ve Kuvayi Milliye'yi kuran, bütün ordularıyla Türk'ü efendim harbe davet eden ve sana tertemiz bir vatan bırakan bir insana senin namusunu, şerefini, haysiyetini koruyan bir insana kafir de olsa böyle mi yapılır? O İngiliz niye söylüyor onu biliyor musun? Sana söyleyeyim. İngilizler gururlu insanlardır. Gururlu. Atatürk Çanakkale'de Elizabeth denen gemilerini Çanakkale'nin derin sularına gömdü. Destan yazdı, destan. İsterse kafir olsun, beni ilgilendirmiyor. Vatan için. Ne dedi? Çanakkale geçilmez. Evet. Bu durumda hangi karanlık emele hizmet ediyorsun? Veyahut hangi akla hizmet ediyorsun da sana kafir de olsa tertemiz bir vatan bırakan insana sen ihanette bulunuyorsun. Arkasından konuşuyorsun. Duymadın mı şu ayeti kerimeyi? Ölülerinizin hakkında konuşmayın. Atatürk senin ezan seslerini mi kapattı? Susturdu. Atatürk senin camilerini mi kapattı? Atatürk senin ilahiyet fakültelerini yahut da o çocukların Kur'an kurslarını mı kapattı? Bunu kapatanlara laf etmiyorsun da niçin Atatürk'e laf ediyorsun? Bak evladım, şunu görüyor musun? Şu adresi görüyor musun? Bu bizim talebenin yahut da bu şahsın yayın evi var. Yayın evi. Bak bu şahıs da ne diyor? Şurayı lütfen okuyun. Ben okuyayım. Atatürk'ün Mason hocalarıyla girdiği mücadele sonunda nasıl öldürüldüğünü açıklayan eser. Hedefteki adam Atatürk nasıl öldürüldü? Bunu okumanı istiyorum. Atatürk sırıldan mı öldü? Atatürk'ü zehirleyerek öldüren katiller ve işbirlikçileri kimlerdir? Atatürk'e biyopsi ve otopsi yaptırmama kararını veren Mason İçişleri Bakanı kimdir? Okuyun. Atatürk'ün Topkapı Müzesi'nde Cuma hutbesi var. Okuyun. Cehalet devrini yaşayan Arap ülkelerindeki gibi rant sağlamak isteyen Batı'nın canavarları devletler üzerindeki zenginliklere el atmak için, onlar üzerinden çıkar sağlamak için kendileri bitmiş bir vaziyette olduğunu görünce kudurmuş köpek gibi sağa sola saldırıyorlar. Libya'da, Yemen'de, Fas'ta, Suriye'de birdenbire buraları ayaklandırıp kendi çıkarları için bitmiş olan kendilerinin çıkarlarını Müslüman kana akıtmakla rant sağlamaya çalışıyorlar. Sen de onlara alet mi olacaksın? Allah razı olsun Atatürk'ten. Okuma yazmayı insanlara öğretti. Türk milleti az buçuk gözünü açtı. Böyle provokasyon olaylarına hiç olmazsa kapılmıyor. Böyle Atatürk düşmanlarına niçin meyletmiyor? Niçin? Ben Atatürk hayranı da değilim ha. Ama ben Müslüman olarak vicdanen Atatürk'ün yaptıklarına minnettarım. Minnettarım. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun. Ben minnettarım. Niye? Bize bak tertemiz bir vatan bıraktı. Bize okuma yazmaları öğretti. Bize hiç olmazsa etrafımızdaki İslam ülkelerinin üstünde bir hayat sağladı. Onun düsturu üzerine, gösterdiği yol üzere. Şimdi, bütün devletler ileri adımlarla gidiyor. Atatürk geçmişte mazide kaldı. Sen de bir Atatürk niçin olmuyorsun? Ya zamanımızın Atatürkleri nereye gitti? İnsan olarak insan tek bir Atatürk mi yarattı Allah? Zamanımızda Atatürkler yok mu? Var. Var ama. Var ama. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aslanı kediye boğduracaklar. Şimdi. Ben siyaset söylemiyorum. Partizan değilim. Devletimin ve milletimin felahı için, birlik ve beraberliği için, dağılmaması için ayetler işi altında ben milletime sesleniyorum. Ve devletimi hayırla yad ediyorum. Allah razı olsun bu devletten. Örümcek ağı bir devlet aldı, temellerini sağlamlaştırmaya çalıştı. Bak partici değilim, yine söylüyorum. Allah rızası için beni partici kabul etmeyin. Ben hakkı söyleyen insanlardanım. Öyleyse iyi dinleyin. Onun bunun provokasyonun hareketleriyle, onun bunun uydusuyla iş yapmayın. Dünyanın gücü birkaç kuruş menfaatine aldanarak, Sakın ahiretinizi terk etmeyin. Evet. Şimdi Ahsenür diyor ki, hocam az önce alimler batan güneş gibi dediniz. Hayır. Alimler batan güneş gibi demedim. Sen o zaman karanlıklara gömersin alimleri. Ahsenür. Alimlerin terk-i dünyası güneşin gidip dedim ahiret karanlığın gelişi gibidir. Ahirete intikalleri. Evet. Alimlerin. Şimdi diyor ki arkada da Muhsin Paşa tabelasının 50 süreleri yansıyor. İsterseniz şimdi Atatürk zamanında kurulan istiklal mahkemelerinde birçok alim idam edildi. Bunu herkes biliyor. Bu durumda idam edilenler alim değil miydi diyor, soruyor. Alimdi. Ben de şahidim. O birkaç tane alim, bir iki tane alim idam edilip de Atif Hoca da içerisinde bir tanesi. Şapka devrimi yaptı. Şapka takacaksınız dedi. İşte İslam'ı ileriye götürecek bazı adımlar, ileri görüşlü insanlar bunlar. Şapka takmakla insan dilinden çıkmaz. Tez takıyorlardı, tez. Takke, şapka takın dedi. Niye? Belli bir üslupten belli bir yere geçiş yapacak. Karşı çıktılar. Bunların içerisinde çoğu da hoca diye geçinen zavallı insanlardı. Kimdi bunlar? Osmanlı zamanında hocalar askere alınmıyordu. Hocalar. Askere gitmemek için bir kulübe yapıyorlardı. Orayı mescit yapıyorlardı. Ben de hocayım diyordu. Askere gitmiyordu. Elif'i görse mertekten eden insanlardı. Bu durumda bunlar demire tahta dediği zaman tahta dur tahta diyen insanlar. İşte bunlar ayaklandılar. Atatürk de bunları çok güzel astırdı. Gözlerinden öpeyim onun ben. Hem dini kurtardı hurefalardan hem de onları astırdı. Eli öpülecek bir adammış. Atif Hacı'ya gelince seni astırmak istemiyor diyor. Ne olur şu şapkayı tak. Seni seviyoruz. Takmam diyor. Takmam. En sonunda ikna oluyor. Ayetler karşılığında. Eğer siz canınızı verecekseniz diyor. Bak iyi dinle. Ayet bu. Canınızı verecekseniz. Onların dediğini yapın ama kalben onlara meyletmeyin. Kalben. Bu ayeti kerimeye göre tamam diyor. Ben şapka takacağım. O gece bir rüya görüyor. Anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki ya Atif bize gelmekten imtina mı ediyorsun diyor. Bunun üzerine şapka takmayla vazgeçiyor. O Habibe kavuşmayı kim istemez ki? Ölümü tercih ediyor. Evet. İstiklal Mahkemesi dediğin hangi mahkeme? Harp devrimiyle, Müslümanların geçmişiyle ve İslam'la bağı kopardı. Kur'an okuyamaz hale gelmedik mi hocam diyor. Senin Kur'an okuman için o dershaneler açtırdı. Eğer sen Arapçada kalsaydın, Arapçada bugün şu Latin harfleriyle beraber Türkiye'nin üzerinde oynanan birçok rant çıkarları içerisinde karanlık emellere hizmet edenler, Türkiye'nin üstüne düşmüş bir kara gölge gibi Türkiye'yi içten içten sömürenler, Batı'nın Arapça kelamıyla Türkiye belli bir yere geldi. Yoksa şu anda bir Irak gibi bir hala geri kalmış devletler, Libya gibi, Sudan gibi, Yemen gibi devletler arasından kurtulamazdın. Şimdi sana soruyorum, aklını iyi çalıştır. Atatürk hiçbir Kur'an kursunu yasaklamadı. Kur'an kursları açtı. Buradan öğrenin dedi. Bu Kur'an kurslarından öğrenin. Kur'an'ı okuyun. Ben 7 yaşında hatim yaptım. Pardon, 6 yaşında hatim yaptım. Bir hatim yaptım. Kimse yasaklamadı. Şimdi senin bu sorunu kafanı çalıştırmak için, aklını çalıştırmak için söylüyorum. Kur'an kurslarına 12 yaşından aşağı hiçbir çocuk gidemeyecek. Karar çıktı. 12 yaşından sonra bu çocuk Kur'an öğrenir mi? Sana soruyorum. Bu gibi Kur'an düşmanları bırakılıyor. Bunlar Atatürk'e yamanlıyor. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. O bizim için savaştı. Milyona düştük. 10 milyona. Ve devlet bıraktı. Bir vatan bıraktı. Allah'ın lütfu seçtirmesiyle. İyilendirmiyor. Bu vatanı, vatan sevgisi imandandır dediği hadis-i şerifine göre onun bu vatana yaptığı hizmetlerle biz ona minnettarız. Hocam Osmanlı Arapça konuşmuyordu diyor. Hocam Japonca Arapçadan daha zor ama en ileri ülkelerden biri ilerleme ile yazının alakası nedir? Açıklar mısınız? Ne diyor? Hocam Arapça. Hocam Japonca Arapçadan daha zor ama en ileri ülkelerden biri ilerleme ile yazının alakası nedir? Açıklar mısınız? Diyor. Evet. Japonca çok değişik bir harf olabilir. Çince'de çok değişik, zor bir harf olabilir. Kur'an diyor daha iyi anlaşılsın diye biz ona Arapça indirdik diyor. Onların bir şeye itikatları yok. Onlar körü körülerine bir şeye tapınırlar. Bizse Allah'a ibadette bulunuruz. İşte böyle kendini bilmeyen insanlar o haramdır, bu haramdır, o haramdır, bu haramdır, o günahtır, bu yasaktır derse Arapça ile bizi böyle boğar, onun içerisinde kapalı kalırız. İşte aradaki fark bu kadar. Birisi putperest diyelim, birisi o Allah'a, peygambere inanmaz ama kendi yazısıyla o ilerlere gider. Bizse Arapçada kalsaydık o günah, bu günah, o öyle, bu böyle biz pusilik kalır, hiçbir yere gidemezdik. Ha, hocam kendi fikrin, tamam. Bu benim kendi fikrimse. Ahsenür, sana artık laikliği düşmanlık olarak gösterdiler. Laiklik leküm dini kim veliyedin. Senin dinin bana, benim dinim bana diyor. İşte laiklik de bu. Hazreti Fatih'in yaptığı gibi. Evet. Bu durumda Ahsenür, senin soruların bitti, istediğin kadar sor artık daha. Biz anlattık. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.